Biter gari ulan. Geldiğinden beri ders çalışıyorsun. Prosefir mi olacaksın başımızı? Çalışmam lazım vallahi amca. Yoksa bizim matematikçi bırakacak beni. Başkanın kızı değil mi lan o? Neden bıraksın seni? Bir takım meselelerden dolayı kafayı bana takmış. Neyse, söylenecek şeyler değil zaten. Cemile, ben kahveye gidiyorum. Rafet'le buluşacağız. Bir kere okey atacağız. Geç kalırsam bekleme. Aman nereye gidersen git. Beni alakadar itmez. Ne haber lan insan ufa? Seni ilgilendirmez. Sen hala kızgın mısın lan bana? Kızgınım veya değilim. Seni ne? Bu ne lan? Sedef abla gönderdi seni. İsmail'e verdi de emme. Nereye buluyorsun İsmail'i? Beni bak. Baktın mı lan yoksa? He? Ersin. Ersin'im. Güzel kardeşim. Bak burada ne var? Bölüşen mi? Sen ye. Ben yemeyeceğim. Ersin ne oluyor lan? Ne biçim kızgınlıkmış bu? Ne yapmamız lazım seni kendimizi affettirmek için? Bir şey yapman gerekmiyor. Abim olsan yeter. O ne demek lan? Ben senin abin değil miyim? Bilmiyorum. Define peşine düşmeden önce bir abim vardı benim. Şimdi nerede bilmiyorum. Aa burada işte karşında. Tamam. Bir takım hatalar yapmış olabiliriz. Emme ben sadece kendim için mi istedim o altınları? Kardeşimizin de geleceğini düşünmüyor değiliz herhalde bir yandan. Ben istemiyorum abi. Düşünme benim geleceğimi falan. Benimle beraber kumpir közlesen, kestane pişirsen beni yeter. Gitmiyor işte Sadıç. Gitmiyor. Büyüyünce öyle olmuyor o işle. Garibanlık böyle koca bir gaya gibi oturdu mu ensene? Daha da belini doğrultamıyorsun. Hani beraber vakit geçirebildiğimiz zamanlarda hep anlatıyordun ya beni. Babam traktör almak isteyip duruyormuş. Bıktım at arabasından. Bir traktör olsa tarlayı, taplayı rahat süreriz diyormuş. Anam da at arabası bize yeter. Ne yapacaksın traktörü diyormuş da babam inat etmiş almış ya. Sonra işte o traktör aldı gitti onları bizden. Hayır etmedi ya. Sen şimdi o altınları bulsaydın bize hayır edeceğini nereden bilecektin? O altınları bulsaydın bizi de ayırıp götürmeyeceğini nereden bilecektin?